Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 28. gününe girildi. Ukrayna ordusu, Kiev oblastında Makariv ve Monşun yerleşim yerlerini Rus ordusunun işgalinden kurtarırken, Ruslar Borodyanka Makariv İrpin üçgeninde sıkıştı. Ukrayna ordusunun Borodyanka hattına bir yarma harekatı başlatarak, binlerce Rus askerini kuşatması bekleniyor. Diğer yandan Ukrayna saflarında savaşan Çeçenler ise Ruslara karşı taarruza geçti. Kiev oblastında bulunan Çeçen Şeyh Mansur Taburu birlikleri, İrpin cephesinde Rus ordusuna karşı taarruz başlatırken, Ruslara karşı savaşan Çeçenler çatışma anlarına ait görüntüler yayınladı. Ukrayna ordusunun Vostok bölgesinde Rus ordusunun 3 saldırısını püskürttüğü belirtildi. Çatışmalarda Rus ordusun 54 personeli, 5 adet tankı, at 5, 2 uçak, 2 insansız hava aracı, BMP aracının imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Birleşik Kuvvetler Birliği tarafından Donetsk ve Luhansk bölgesinde gün içerisinde Rus ordusunun ve ayrılıkçıların 7 saldırısının başarıyla yenilgiye uğratıldığı kaydedildi. Ukrayna Birleşik Kuvvetlerinin düşmanın 7 tankı, 2 BMP, 6 topçu sistemi, 2 BPLA 7 askeri aracını imha ettiği belirtilen açıklamada 100 düşman askerinin de öldürüldüğü kaydedildi. Ukrayna hava savunma birimlerinin Donbas üzerinde 4 düşman uçağını ve bir tokça U füzesini vurduğu iddia edilen açıklamada, ayrıca savaşçılarımız birkaç BMP-3 aracını ele geçirdi denildi. Ukrayna ordusunun ayrıca, Kiev oblastındaki Makariv yakınlarında, UABDRM-2 ile birlikte 3 adet T-72B-3 tankını imha ettiği belirtildi. Ukrayna ordusu, Mikolayiv oblastında topçu atışlarıyla Rus ordusuna ait bir adet MSTA B-152 mm obüsü imha etti. Ukrayna ordusu ayrıca Rus ordusuna ait iki adet Orlan 10 insansız hava aracını düşürdü. Ukrayna Deniz Piyadeleri Komutanlığı ise Mariupol şehrinde yapılan çatışmalarda, Rus ordusunun iki adet tankı, bir adet BMP ve bir adet insansız hava aracını vurduklarını açıkladı. Azov taburu ise Mariupol şehrinde Rus ordusu ve Kadirvoculara darbe vurmaya devam ediyor. Azov taburundan yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait bir karakol teknesinin vurulduğu hatırlatılan açıklamada, bir adet operasyonel ve taktik seviye düşman insansız hava aracının da vurulduğu kaydedildi. İki adet Rus tankının imha edildiği belirtilen açıklamada, Mariupol şehrinde şiddetli savaşlar devam ediyor. Bir gün önce düşman, Mariupol'dan Zaporozhye'ye tahliye edilen çocuklarla birlikte otobüslere ateş açtı. Rus ucubeleri yüzsüzce, acımasızca ve ülkemizin nüfusunu açıkça yok ediyorlar. Kasaba halkını soğuk ve aç bırakıyorlar. Halkımızın ülke genelinde ve ötesinde Mariupol'u kurtarmak için çağrılarını görüyoruz. Size minnettarız çünkü çocuklar sizin için savaşıyorlar denildi. Rus ordusunun 27 günde kaybettiği asker ve silahları Sovyet döneminde Afganistan'da 10 yılda kaybettiklerinden daha fazla. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan paylaşımda Rus ordusunun 27 günlük savaşta kaybettikleri ile Sovyet döneminde Afganistan'da kaybettikleri karşılaştırıldı. Sovyet ordusu Afganistan'da 10 yılda 15.051 asker kaybederken Rus ordusu 27 günde 15.300 asker kaybetti. Sovyet ordusu 385 tank kaybederken, Rus ordusu ise 509 tank kaybetti. Sovyet ordusunun 1314 zırhlı aracı imha edilirken, Rus ordusunun 1556 zırhlı aracı yok edildi. Sovyet ordusunun 118 savaş uçağı düşürülürken, Rus ordusunun ise 99 savaş uçağı vuruldu. Öte yandan Rusya, Donbasa Ukrayna tarafından ikmal sağlanan Pavlograd tren istasyonunu vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminde orduya ait cephaneliklerin uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov yaptığı açıklamada Rus ordusunun Ukrayna savaşındaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gün içinde Ukrayna askeri tesislerinin hava ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu belirten Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 83 askeri nesneyi yok ettiğini, bunların arasında 4 komuta merkezi, 4 hava savunma füze sistemi, 3 cephane, ayrıca 68 askeri teknik araçları alanının bulunduğunu aktardı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk, Rus ordusunun bombardımanını sürdürdüğü Mariupol'dan ayrılmak isteyen yüz binden fazla kişinin bölgeden ayrılamayarak orada mahsur kaldığını belirtti. Bölgedeki insanların mahsur kaldığını vurgulayan Vereşuk, Zaporizhia'ya ulaşmak için insanların kilometrelerce yol yürüdüğünü duyurdu. Vereşuk, sürekli bombardıman altında bulunan Mariupol'daki drama tiyatrosuna kimsenin yaklaşamadığını vurguladı. Mariupol'a giden insani koridoru değerlendiren Vereşuk, yaptıkları gerçekten büyük bir vahşet. Bugün, tekrar açmaya çalıştığımız insani koridorda, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilcileri tarafından ele geçirilen devlet acil servis çalışanları olan bir otobüs konvoyu vardı. Şimdi orada tutuluyorlar. Onları çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün dünyanın bilmesini istiyorum ki barışsever olduklarını söyleyenlerin, barış getirdiklerini söyleyenlerin sözünün bedeli bu işte," dedi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ülkelerine yönelik varoluşsal bir tehdit görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa bu olabilir." yanıtını verdi. Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu. Ukrayna savaşını özel askeri harekat olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi. Peskov, bu operasyonun amacının ise Ukrayna'nın askerlerden arındırılması, tarafsızlığının sağlanması, milliyetçi unsurların ortadan kaldırılması, Kırım'ın Rusya'ya bağlılığı ile Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması olduğunu sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Başkan Joe Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını açıkladı. Biden'ın yola çıkacağını belirten Sullivan, Biden'ın 24 Mart Perşembe günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO, G7 ve Avrupa Birliği zirvelerine katılacağını, 25 Mart Cuma günü ise Polonya'nın başkenti Varşova'ya giderek burada Polonyalı mevkidaşı ile görüşeceğini ve bölgede görev yapan askerleri ziyaret edeceğini bildirdi. Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'ya boyun eğdirmek, Rusya'nın gücü ve prestijini artırmak ve batıyı bölmek hedefleri olduğuna işaret ederek, Rusya şu ana kadar bu üç hedefini başaramadı. Aslında şu ana kadar bunun tam tersini başardı, ifadesini kullandı. Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların sonuçlarının çoktan görülmeye başlandığını belirten Sullivan, Biden'ın Avrupa temaslarına ilişkin, Biden, burada Ukrayna'ya askeri yardımın sonraki adımını koordine edecek. Ortak ülkelerimizle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracak ve uygulanan yaptırımların ağırlaştırılmasını görüşecek. Ayrıca Avrupa'nın enerji güvenliğinin artırılması ve Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığının azaltılmasını görüşecek. Amerika'nın insani yardımlar konusundaki katkısını anlatacak dedi. Sullivan, gelecek günlerin cephede savaşan Ukrayna askerleri ve Rus bombardımanı altındaki siviller açısından zor geçeceğinin altını çizerek bu savaş kolay ve çabuk bir şekilde bitmeyecek mesajını verdi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı ortaklaşa Suriye'nin Haseke Derebiye kasabasında PKK terör örgütüne darbe vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, silahlı insansız hava aracıyla biri sözde komutan olmak üzere iki teröristi imha etti.